Hamza, Sino, ama hani onlar, onlar da onlar. Boşun evi. Bugün ilkbaharda ektiğimiz şeker pancarlarının bugün hasadını gerçekleştiriyoruz. Tam 35 yıl aradan sonra Yüksekova yeniden şeker pancarını üretmeye başladı. Biz de ziraat odası olarak çiftçilerimize öncülük ederek bölgedeki üretimin artırılması ve istihdamın sağlanması konusunda bu girişimlerimizi sağladık. Biz de bugün hasadın içinde geldik. Hem kadınlarımız burada istihdam ediliyor, hem de burada şeker pancarımızın ebatlarına, verimliğine baktık. Yani maşallah burada şeker pancarımız ton ton burada bereketli bir sene gerçekleştirdik. Biz de bu elde ettiğimiz şeker pancarı hasadını bölgemizdeki bulunan yakın Erciş Şeker Fabrikası'na göndererek buradaki çiftçilerimize ekonomik bir kazanç sağlayarak ülkemizdeki kalkınmayı sağlamak, aynı zamanda bölgemizdeki hem kalkınmayı hem iş gücünü arttırmayı ve gelecek sene de bölgemizdeki her alanda artık şeker pancarı üretmeyi hedefliyoruz. Bütün bölgede şeker pancarı üreterek bölgemizdeki insanların, çiftçilerimizi kalkındırırız. Çiftçilerimizi kalkındırarak bölgemizdeki 35 yıl aradan sonra var olan özlemi tekrar yeniden yaşatmış olduk ve bu sevincini çiftçilerimizle de paylaşıyoruz. Bahçeye götürmedin bizi başkanım, oradan hareket biraz şeydi. Bize sağ olsun çok destek verdik. Gerçekten üretim konusunda bizi bayağı destekledi. İlkbaharda kendimizle konuşmalı sıkıntımız var. Bir de şey var, hep emek veriyoruz. Ama aslında ben sanıyorum. Bölge halkı da çok fazla. Bu köyde mi çıktı benim aslında? Evet. Ne kadar ürün alıyor mesela dönümde? Dönümde efendim 5 ton almaya çalışıyor. Senin de bayağı şey oldu. Yani üretilen yerlerde bayağı güzel bir ürün var. Bizce bu köyün toprakları çok sevdim. Bizim su var kaynaklardan. Dağlardan geliyor. Dağlardan geliyor efendim. Su sıkıntısı yok. Cazibe ile geliyor değil mi? Tabii tabii. Cazibe ile. Ne kadar arazi var burada? Çok küçük mü? Burada var bayağı var. Bayağı var.
3000 dolardan fazla olmuyor. Aslında niye her şeyini ekliyorlar? Efendim aslında bu 35 sene sonra ilk defa ekilen bir üründür. Biz de kendimizi böyle en sene ektik payını aldım. Ondan sonra tekrar bıraktık işte bizim insanlar olmadığı için. Niye bıraktınız? Ayçiçeği olmadığı... kesinlikle. İşte zaten kendi kendine yetebilen bir yüksek olur. Efendim sizlerin de desteğiyle projede hayata geçecek inşallah. Ekipman, makine alırsa sonra alın medet daha var. Ekipman makine alırız da 300 dönüm çok az yani. 300 dönüm ekip. Siz 300 dönüm ekip, ben bütün ekipmanı alayım size. Çalışınca boşta kalır yani. Sen ilk olduğu için. İlk olduğu için aslında burada tekrar üretimin olabileceğini gösteren mahiyetinde bir şey çalışmayı yapacağız. Tabii sizlerin öncülüğünde inşallah 3000 değil hemen sahip işte. O barajın sahibi olabilir ama 750 bin dönüm ekip. Yani dolayısıyla da yüksek boşa alanında. Desteğimiz tam ama önemli olan üretim. Şunu görmek, yani son çıktığı görmek. Yani bunu yapmak için akademisyenler bir çalıştay yaptı Sayın Ali. Geçen yıl burada nehir sazlığıyla, olayla alakalı. Evet. Bu çalışma kapsamında 300'e yakın yerden böyle numune almışlar. Onların işte tuzluluk oranı, gülü oranı, diğer toprağın bileşenleri tamamen diyorlar şeye uygun. Yani tuzluluk yok. Yani evet. Tarıma çok uygun. Çok bakir. Öyle bir de hani bakir ilaçlama. Evet. Gençlerimizin mesela meslek kentaya gitmesinde ziyan olmamasında burada kendi bölgesinde kalıp aynı hedefimiz hepimiz. Evet. Yani, yani,